Merhaba arkadaşlar, şu an tam olarak neredeyim biliyor musunuz? Bahçeli Evler 7. caddedeyim. Ankara'nın en işlek, ayak trafiğinin ve araç trafiğinin olduğu caddelerden bir tanesidir Bahçeli Evler. Ankara'yı Ankara yapan caddelerden bir tanesi. Nasıl Tunalı İlmi Caddesi var işte, onlardan bir tanesi de Bahçeli Evler 7. cadde. 7. cadde özellikle yeni markaların yükseliş yakaladığı, trend yakaladığı ve gençlerin çok rağbet gösterdiği bir caddedir. O nedenle yatırımcılar genellikle Bahçeli Evler civarında yeni mekanlar açarlar. Peki bugün neden buradayız? Hepinizin çok eleştirdiği, belki çok beğendiği, belki bırakamadığı lezzetlerden bir tanesi olan yeni nesil lokma için buradayız. Yeni nesil lokma aslında nereden geliyor, tarihi nereden başlıyor, günümüzde neden bu hale geliyor ve yeni nesil, yeni genç kesim neden bu kadar bu lokmayı beğeniyor? Bu konuya değineceğiz ve yapım aşamalarını sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Ben yavaş yavaş içeriye giriyorum ve yeni nesil lokmanın nasıl hazırlandığı ile ilgili paylaşımlara başlıyoruz arkadaşlar. Yemek Bey'in bugünkü bölümünde yeni nesil lokma ana konumuz. Biliyorsunuz ki İzmir lokması ismiyle geçer. Aslında tüm Türkiye'de yapılır ama tarihine baktığınız zaman Osmanlı'dan öncesine kadar iner. Kelime olarak aslında Arapçadan geliyor arkadaşlar. Bir yudum, bir tutam anlamına gelen lokma kelimesinden günümüz Türkçesinde lokmaya kadar evrilmiş arkadaşlar bu kelime. Neden İzmir'de geliyor? Çünkü gerçekten bu işin ustaları da, en iyi ustaları da İzmir'den çıkıyor. Ve aslında İzmir'de şöyle bir değerli yeri vardır bunun. Özel günlerde, mevlitlerde, sünnetlerde ya da bir asker dönüşünde falan halka her köşe başında ücretsiz olarak dağıtıldığı için İzmir'de ayrı da bir değeri ve önemi vardır arkadaşlar. Günümüzde lokma arkadaşlar yeni nesil lokma ismiyle bir trend sağladı, bir çıkış sağladı. Bunun nedeni nedir? Bizim yeni genç kesimimiz daha çok çikolatayı çok seviyor, süslemeleri çok seviyor. Daha bir modernleşti lokma ve yeni nesil lokma adıyla artık şu an hemen hemen her şehirde, her yerde mutlaka görebileceğiniz bir hale uzandı. Yeni nesil lokmayı yapmak için arkadaşlar bir takım püf noktaları var. Şimdi her yerde yediğiniz lokma gerçekten çok keyifli lokma olmayabilir. Biz de bunu gerçekten geldik. Bu işi güzel yapan mekanlardan bir tanesi olan Mr. Tat'a geldik. Bahçeli Evler 7. Cadde'de. Bunun püf noktalarını sizlere aktarmak istiyoruz. Bu konuda da bana yardımcı olmak için yanımda bulunan işletme müdürü Muhammed Bey var. Muhammed Bey nasılsınız bu arada? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi Muhammed Bey bize bu işin püf noktalarını anlatacak arkadaşlar. Bir takım basit gibi gözükse de kaçılmaması gereken püf noktaları var Muhammed Bey. Yani özellikle hamuru konusunda değil mi? Hani evet. Önemli olan pişirme süresi, mayalanma süresi, formülü, bunlar çok önemli. Dikkat etmemiz gereken şeyler. Evet. Yani yavaş yavaş şimdi biz bu hamurun içinde neler var? Önceki ana malzemelerini bir sayalım. Ya bir kere ana malzeme un, su, yumurta ve yani özel bir formülü var. Evet. Lokmaya özel. Evet. İçine doldurulması için, hamurda kızarması için, renk alması için. Ama önemlisi şu an hamur. Hamurun kendisi. Hamurun reçetesini tuturduktan sonra da evet. Bir takım pişirme ile ilgili detayları var. Bunun çıtır, önemli olan çıtır olması değil mi? Çıtırlığı ve rengi. Çıtırlığı ve rengi ve biz bunu hiçbir şekilde alıp paket servis yapıp 30 dakika sonra, 1 saat sonra yememeliyiz. Neden? Çünkü yumuşuyor, hamurlaşıyor. Biz bunu çıkar çıkmaz evet. Değil mi? Piştikten sonra yani hemen... 5-6 dakika içerisinde yenmesi tavsiye edilen süre. Lokmanın döküm aşamasına geçtik. Ahmet bize yardımcı olacak. Burada başlayalım Ahmet. Sana zahmet. Ahmet.
Şimdi aşağı yukarı 170-180 derece sıcakta bir yağ var orada. Bu yağın ortalama 170-180 derece sıcaklık olması ideal bir sıcaklık. Bu makineler yardımıyla artık eskiden lokma elle sıkılır atılırdı ya kızgın ya ama artık tabii teknoloji geliştiği için bu tarz makineler daha çok kullanılmaya başladı. Dökümü bu şu an lokma dökümünü makinelerle yapıyorlar çünkü sirkülasyona elle yetişemezler artık insanlar. Şu an yavaş yavaş kızarmaya başladı kızgın yağda. Şimdi bu yağlar günlük olarak değiştirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bütün işletmelerin de buradan rica ediyorum uyması gereken en önemli etmenlerden bir tanesi lokma yağının günlük olarak mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Eğer güzel bir çıtırtı istiyorsanız da o kesinlikle 170-180 derecelik bir ateş sıcaklığı olması gerekiyor ki anlık bir şok sıcaklıkla çıtır çıtır olsun lokmalarımız. Şimdi yavaş yavaş çok hafif hafif kızarmaya başladı. Ahmet ne kadar sürüyor bunun tam olarak kızarması tahmini? 6-7 dakikada hazır. 6-7 dakikada lokmalarımız hazırlanıyor. Bu arada lokma arkadaşlar bazı yörelerde pişi diye de biliniyor aynı hamur. Eğer şeker kullanmazsanız peynirle veya kahvaltıda yağ sürülerek de yenilebiliyor. Tercih meselesi tabii ki ama bizim bugünkü konumuz lokmanın şekerli hali. Yani piştikten sonra şerbetlenerek sunumlu hali. Ama tabii yeni nesil lokmada şerbet kullanılmıyor arkadaşlar. Pişer pişmez sadece çikolatalarla ve diğer topik ürünlerle süsleniyor. Evet şu an lokmalarımız pişti. Çok da güzel renkleri. Hepsi aynı oranda pişmiş. Bir tanesi yanık, bir tanesi pişmemiş gibi gözükmüyor. Muhammed şimdiki aşamalarımız nedir? Evet efendim. Şimdi hazırlanan lokmalarımızın içine krema dolguları basılıyor. Burada da yine 6 çeşit krema kendimiz hazırlıyoruz. Toz krema veya hazır yapılan kremalardan değil. Bu kremayı müşteri kendi seçiyor değil mi? İstediğini... Tabii ki. Mesela 6'lı 8'li lokmalarda, porsiyonlarda her bir lokmaya ayrı krema da seçebiliyor. Bizde evet. Sınır ve yani özgürlükte kısıt yok. Örnek vermem gerekirse de mesela orman meyveli kremamız gerçek orman meyvelerinden. Burada kendimiz frambuaz, böğürtle, yaban versini kendiniz çekilip yapıyorsunuz. Evet. Çikolatalı soslarınız da kendiniz yapıyorsunuz. Çikolatalı soslarımız. Evet, Mr. Tat da hazır sos kullanmıyor arkadaşlar. Tamamını kendileri yapıyorlar. Kremamızı seçtikten sonraki aşamamız nedir Muhammed? Çikolata alanına geçiyoruz. Orada da yine 5 çeşit çikolatamız var. Herkes kendi beğenisine göre çikolatasını seçebiliyor. Onda da yine sınır ve miktarda sıkı. O çikolata üzerine döküyorsun herhalde değil Tabii mi? Tabii ki. Tamam. Dolgudan sonraki aşama üzerine çikolata dökmek. Bir aşama daha var yanılmıyorsam. Son aşamada. Topik aşaması var. Orada da yine 16 çeşit topik var. Onda da yine özgürlükte, miktarda ve seçenekte sıkıntı yok. İstediği kadar, istediği miktarda lokmasının üstüne doldurabiliyor. Yani tamamen kendi zevkine göre lokmanızı burada hazırlayabiliyorsunuz. Ev yapımı soslar, 16 çeşit topik, 4 kaç tane de çikolatamız var? 6 çeşit de çikolatamız var. Şimdi hemen bu aşamaları hızlı hızlı görelim hep birlikte. Arkadaşlar yeni nesil lokmamızın bütün yapım aşamalarını izledik. İyi bir yeni nesil lokma yapmak istiyorsak bütün püf noktalarını verdik size. Lokmamız bu şekilde TKV deniyor arkadaşlar yeni nesilde. Bunu alıyorsunuz böyle yanınıza. Bahçelievler 7. caddede gayet yiye keyifle dolaşa dolaşa gezebiliyorsunuz. Yemek Bey'in bir sonraki bölümünde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen takipte kalın. Bu arada sizce en iyi lokma böyle mi olmalı yoksa eski usul İzmir usulü mü olmalı? Alttaki yorum kısmında da mutlaka yazın olur mu? Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.